Değerli arkadaşlar, bu dersimizde 9. sınıf tarih dersinde 4. ünite olan İslam medeniyetinin doğuşu ve bu ünitenin son konusu olan bilim medeniyeti üzerinde durmaya çalışacağız. İslam medeniyetinin en önemli özelliği bir bilgi medeniyeti olmasıdır. Peygamberimizin ve Kur'an'ın öğretileriyle birlikte Müslümanlar bilime teşvik edilmiştir. Gerek Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler ve Peygamberimizin hadislerinden Müslümanlar bilime teşvik edilmiş ve böylece Müslümanlar bir bilim medeniyeti meydana getirmişlerdir. İşte Zümer Suresi 9. ayet-i kerimede "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" diyor. Yine bal arısından güneşe, denizlerden yıldızlara Müslümanların dikkatini çekerek yüzlerce ayetin sonunda "Düşünmez misiniz? Akletmiyor musunuz? Bakmaz mısınız?" gibi uyarılarla insanlar düşünmeye çağrılmıştır. Yine biliyorsunuz ilk inen ayet-i kerime, ilk beş ayet El-Alak suresinin ilk beş ayetiydi. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla okuş şeklinde başlamıştır. Dolayısıyla Kur'an bu ayetleriyle insanlara bir rehber olmak üzere indirilmiştir. Peygamberimiz Kur'an'ın okunması, dinin temel gereklerinin öğrenilmesi gibi konuları ön plana almış, eğitim, öğretim ve bilime önem vermiştir. Hatta Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerin kurtulabilmeleri için her bir esirin 10 Müslümana okuma yazma öğretilmesi karşılığında serbest bırakmıştır. Yine Peygamberimizin tıp tahsili için Müslümanları, hatta henüz Müslüman olmayanlar da o günün en önemli bilim merkezi olan İran'daki Cündüşşapur'a göndermesi bilime önem verdiğinin bir diğer önemli kanıtıdır. Tabi Peygamberimizin başlatmış olduğu bu bilim hareketi, eğitim, öğretim faaliyetleri 4 halife döneminde de devam etmiştir. İşte bu dönemde Küttab adı verilen ilk öğretim seviyesindeki kurumlarda, mescitlerde ve camilerde ilim öğrenimi devam edilmiştir. Cami ve mescitler İslamiyet'in ilk devirlerinden günümüze kadar İslam toplumunun eğitim kurumları olarak devam etmiştir. Evet, şimdi İslam kültürü ve medeniyetinin bölümler haline baktığımız zaman ilk önce devlet yönetimi üzerinde duralım. Tabi Peygamberimiz hem siyasi, hem askeri, hem adli, hem de idari yetkilerle donatılmış bir kişiydi. Bütün bu yetkileri kendinde toplamıştı. Tabi 4 halife devrinde halifeler seçimle iş başına gelmişler ve bu yetkilerin bir kısmını kullanmışlardır. Tabi Emevilerle birlikte halifelik saltanat haline almıştır. Ve tabi bu dönem hem din hem de devlet başkanı olarak devam etmiştir. Tabi bu dönemde halifelik alametleri olarak hırka, hutbe, mühür, sikke, yani para bastırmak, asa ve tıraz gibi diğer önemli alametler vardı. Hazreti Ömer döneminde sınırlar genişleyince tabii yeni yeni müesseseler ortaya çıktı. İşte bu dönemde önemli merkezlere valiler atandı. İşte adalet işlerini görmek amacıyla kadılar atandı. İlk defa hazine oluşturuldu Beytülmal adıyla. İlk defa Divan-ı Cünt adıyla ordu divanı kurulmuştur. Tabii Emeviler döneminde merkez teşkilatı biraz daha genişledi ve yeni görevler ihdas edildi. İlk defa posta teşkilatı Emeviler döneminde oluşturuldu. Ve Abbasiler döneminde ilk defa vezirlik müessesesinin kurumunun oluşturulduğunu görüyoruz. İkinci bir konu din ve inanış. Tabi devlet İslam devleti olduğu için toplumun büyük çoğunluğu Müslümanlardan meydana geliyordu. Tabi İslamiyet'in kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnetti. Yani Peygamberimizin sözleri ve fiilleriydi. Daha sonra buna icma ve kıyas da eklenmiştir. Yani bir konuda İslam alimlerin mutabakat sağlamaları, hemfikir olmaları, kıyasla kıyası fukaha denir, fakihlerin başka hükümlerden yararlanarak yeni hükümler çıkarmaları şeklinde ifade edilebilir. Bu da yine İslamiyet'in kaynağı olarak
devam etmiştir. Tabi bunun dışında gayrimüslimler de yaşıyordu bu toplumda ve bunlar zimmet hukuku çerçevesinde inanışlarını sürdürüyorlardı ve karşılığında da cizye adıyla bir vergi ödüyorlardı. Yani Müslümanlardan farklı olarak bunlara zımmi adı verilmiştir. Tabi sosyal ve iktisadi hayata baktığımız zaman özellikle Emeviler zamanında halk dört sınıfa ayrılmıştı. Yani Emeviler zamanında bir sosyal sınıflar meydana gelmişti. Bu da Emevilerin ırkçı bir politika izlemelerinden kaynaklanıyordu. Bu dört sınıfa baktığımız zaman işte bir Arap asıllılar, iki mevali yani Arap olmayan Müslümanlar, işte Türkler ve İranlılar gibi, zımmiler yani gayrimüslimler ve köleler olmak üzere dört farklı halk sınıfı ortaya çıkmıştı. Tabi Abbasiler döneminde Arap asıllı Müslümanlarla Arap asıllı olmayan Müslümanlar eşit hale gelmiş ve böylece mevali anlayışı ortadan kalkmıştır. Tabi İslam devletinde iktisadi hayat genelde ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. İslamiyet'ten önce de ticarete alış olan Araplar tabi sınırlar genişleyince daha büyük çaplı ve uzak ülkelere ticaret yapmaya başlamışlardır. Bilhassa işte İpek yolunun, baharat yolu gibi yolların Müslüman ülkelerinden geçmesiyle bu ticaretten daha da zenginleşmişlerdir. Yine özellikle üzerinde durmaya değer bir gelişme de Çin'den Semerkant'a getirilen kağıt imalinin başlamasıydı. Daha sonra bu kağıt imali Bağdat'a, oradan da Mısır'a uzandı ve oradan da Avrupa'ya geçti. Yine bu dönemde sulamaya dayalı bir tarım bilhassa nehir çevrelerinde gelişmiş. Bu da ekonominin canlanmasına etkili olmuştur. Tabi İslam devletinin önemli gelir kaynaklarına baktığımız zaman zekat, işte savaşlarda alınan ganimet, haraç yani gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi, cizye gayrimüslimlerden sağlık vergisi ki sağlığı her Hristiyan erkekten alınan bir vergiydi, öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisiydi, gümrük gelirleri bilhassa ticaret yapanlardan alınan vergiydi, ülke dışına çıkarken ya da dışarıdan ülkeye girenlerden alınan bir vergiydi. Tuzla, maden, otlak vergileri gibi vergiler İslam devleti önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Tabi İslam devletinde ilk para 694 yılında 1. Abdülmelik yani Emeviler zamanında basılmıştır. Yazı, dil ve edebiyata baktığımız zaman tabi İslam'dan önce şiir ve belagat Araplarda çok önemliydi. Tabi bu şiir ve belagat İslam'dan sonra da yine devam etti ama tabi şiir örnekleri, belagat örnekleri daha çok İslami ağırlıklı olmaya başlamıştı. Tabi belagat alanında da Peygamberimiz önde gelen kişilerden bir tanesiydi. Yine bu dönemde Peygamberimizin hayatını anlatan siyer ve savaştan anlatan Megazi gibi önemli eserler meydana getirmiştir. Yine Emeviler döneminde 1. Abdülmelik zamanında Arapça resmi dil haline getirildi. İslamiyet'i kabul eden Arap olmayan milletler de dinlerinin mukaddes kitaplarını okuyabilmek için zamanla Arap alfabesini ve Arapça öğrenmeye başladılar ve böylece Arapça milletler arası bir boyut kazandı ve Arapça zamanla bir bilim dili haline geldi. Hatta bazı bölgeler bilhassa Kuzey Afrika zamanla Araplaştı. Bilim ve sanata baktığımız zaman tabi Müslümanlar sınırlar genişledikçe yeni kültür ve medeniyetlerle komşu olmaya başladılar. Bu çevre medeniyetlerin yararlanarak bilimde büyük gelişmeler meydana geldi. Bu araştırma ve merak duygusunun oluşmasında Kur'an-ı Kerim'deki tefekkürü ve araştırmayı isteyen ayeti kerimelerin de büyük payı. El-Memun döneminde kurulan Beytül Hikme'nin eski Yunan ve Roma eserlerini tercüme etmesi işte etkili olmuştur. Bunun sonunda tıp, matematik, kimya, fizik, biyoloji, tarih, coğrafya, ilahiyat alanında pek çok bilim adamı yetişmiştir. İslam devletinde mimari Emeviler döneminde Bizans'ta yarışacak düzeye gelmiştir. Abbasiler devrinde de güzel sanatlarda önemli gelişmeler meydana gelmiş. Binaların iç süslemesinde hat sanatından ve arabeskte yararlanılmıştır. İlimlerin sınıflandırılması, İslam dünyasında düşüncenin ve bilimin ortaya çıkışının dini, siyasi ve sosyal nedenleri vardır. Özellikle hicretten sonra İslam devleti kurulunca
çeşitli dini meseleler ve toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz hayattayken sorunlara ya doğrudan kendisi cevap veriyor ya da sorunları vahiy yoluyla çözüyordu. Tabi Peygamberimizin vefatından sonra Suriye, Irak ve İran'ın geniş topraklarının İslam devletine katılması, vergi ve arazi hukuku, savaş esirlerinin durumu gibi yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Fethedilen bölgelerde İslam'ın yayılması, dinin nasıl ve hangi araçlarla anlatılacağı, toplumsal hayatın nasıl yaşanacağı gibi meseleler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Müslümanlar bütün yönleriyle Kur'an'ı incelemeye ve Peygamberimizin söz ve davranışlarına tespite giriştiler. Bu çalışmalarla nakli ilimler ortaya çıkmaya başladı. Bunlara İslami bilimler de diyebiliriz. Sahabelerin Kur'an öğretme faaliyetleri tefsir ve fıkıh ilimlerine kaynaklık etti. Abbas halifelerinin Latince ve Süryanice'den Arapça'ya çevirdiği eserleriyle İslam medeniyetinde farklı bilimler ortaya çıkmıştır. İslam coğrafyasının genişlemesiyle ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek için matematik, fizik, kimya, astronomi, tıp, coğrafya, mühendislik gibi yeni ilimlerle de uğraşılmaya başlanılmıştır ki biz bu bilimlere de akli bilimler diyoruz. Yani İslami bilimler ya da diğer adıyla nakli bilimler, işte Kur'an, hadis, tefsir, fıkıh, kelam gibi. Diğer tarafta akli bilimler, işte matematik, astronomi, coğrafya, fizik, kimya, tıp gibi bilimler de bu alana girmiş oluyor. Evet, İslam alimlerinin ilme bakışları nasıldı? Bunun üzerinde duralım. 12. yüzyıla kadar İslam alimleri matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve felsefede çok yönlü bir araştırma çabası içine girmişlerdir. Müslümanlar bir yandan eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini incelemiş, diğer yandan da bilimde farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmişlerdir. Ki bu eski Yunan eserlerinin, Hint eserlerinin, İran eserlerinin tercüme edilmesi amacıyla daha önce de ifade ettiğimiz Beytül Hikme adıyla Abbasiler zamanında bir akademi şeklinde, bir tercüme bürosu şeklinde bir kurum da kurulmuştu. İslam alimlerinin Avrupa'ya nasıl bir etkisi oldu? İslamiyet Mısır, Sasani, İran, yani Sasani dediğimiz yer İran olmuş oluyor bir açıdan, Türk, Yunan, Hint gibi medeniyetlerin yaşadığı alanlar üzerinde yayılmaya başladı. Müslümanlar bu medeniyetlerin bilgilerini tanımışlar, eserleri tercüme etmişler ve sosyal kurumlarını inceleme imkanı bulmuşlardır. Ve bunlar, bu bölgelerin, bu insanların inançlarını, düşüncelerini, keşiflerini, tespitlerini bu birikimlere ekleyerek kendi kültür potasını eritmişler ve İslam medeniyetlerine yeni bir kimlik meydana getirmişlerdir. İslam medeniyetinin medeniyetinde gelişen bilim ve bilim anlayışı sadece İslam dünyasını değil, daha sonraki yıllarda bütün insanlığı aydınlatmıştır. Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesi, Haçlı seferleri, işte Akdeniz ticaretinin gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya'da kurulan medreseler, işte Kurtuba'da, Toledo gibi şehirlerde, tercüme faaliyetleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur. İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerden etkilenen Avrupa'da 9. ve 10. yüzyıldan itibaren bilim adamları yetişmeye başladı. Aynı yüzyıllarda Müslüman bilginlerin eserleri başta Avrupa'nın bilim dili olan Latince olmak üzere İbranice ve zaman zaman da yerel dillere çevrilmiştir. İşte bu çalışmalar Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına da zemin hazırlamıştır. İslam medeniyetinin batıya etkisi aralıksız olarak 18. yüzyıla kadar devam etmiştir. Batının bugünkü bilimsel ve teknolojik ilerlemesinde İslam bilimi ve düşüncesinin etkisi büyük olmuştur. İşte İmam Gazali, İbn Rüşd, İbn Sina, Farabi, Kindi, Biruni, Tusi, El-Cezeri gibi alimler çağdaş Batı medeniyetini etkilemiş ve isimleri günümüze kadar gelmiştir. Bilhassa Avrupa'da Muallim-i Sani, yani ikinci öğretmen olarak tanınan Farabi, yine Avisen olarak tanınan İbn Sina, Kanun Fit El Tıp adlı eseriyle Avrupa'yı etkilemiş ve bu kişilerin eserleri 17. yüzyıla kadar birçok Avrupa Üniversitesi'nde ders kitabı olarak
okutulmuştur. Tabi İslam medeniyeti diğer medeniyetlerden etkilenmiş, o eserlerden yararlanmış ama orijinal bir medeniyet meydana getirmiş. Daha sonra bu orijinal medeniyetten de Avrupalılar etkilenmişler ve onlar da yararlanmışlardır. Ve bunun sonucunda bugün Arapçadan Batı dillerine geçmiş çok sayıda kelime vardır. İşte admiral, alkol, amalgam, arsenal, atlas, benzin, benzol, boraks, kafe, divan, dragon, gitar, gala, kofer, magazin, orange, raket, safari, sirokko, sterling, trafik, zenit, zuker gibi çok sayıda kelimenin Arapçadan Avrupa dillerine, Latince'ye ve Avrupa'nın diğer dillerine geçtiğini görüyoruz. Bu da İslam medeniyetinin Avrupa'yı ne derece etkilediğinin en önemli göstergelerinden birisidir.